Ben halk oyunlarına benim tanışmam bizden daha büyük abi ve ablalarımızın bir programı vardı. İzmir'de yapılan Dımıdan diye bir program, çekimleri İzmir'de yapılmıştı. Biz o zaman çocuk figüranlar, yani ablaların yanında işte mahallede kına gecesinde etrafta dolaşan çocuklardık. Ben öyle başladım. Daha sonra halk eğitimle devam ettim. Yani Silivri Sesi ekibinde oynamadım çünkü aynı zamanda bandoda çaldığım için. Hani her iki tercihten biri, ben öbür tarafa kayınca, ama halk eğitimde bırakmadım, halk eğitimde başladım. Orada da gayet iyi hocalarımızla, Güngör abilerle, Ali abiyle birlikte çalıştık. Çok keyifliydi. Ben hani lisede oynamamanın burukluğunu yaşamıyorum. Daha sonrasında, çünkü bu lisenin bahçesinde bu gördüğünüz arkadaşlarımla birlikte ve diğer arkadaşlarım, burada olmayanlarla birlikte oynamanın keyfini yaşadım. O yüzden de güzel günlerdi. Hala devam ediyoruz. Yani bu ateş içimizde sönmüyor bizim. Ben bazen diyorum, Allah'tan bir tek şey istiyorum, ayaklarım tutsun, hafızam yerinde olsun, o müziği duyabileyim, o ritmi uygulayabileyim. Yoksa hani onun dışında çok keyifli ve insana inanılmaz bir farklı pencereler açıyor halk oyunları. Devam edeceğiz de, şu canlı versek kendini azalır mı acaba? Birden canlı kaçar mı? Yani bari bizim içeri. Ses biraz yakın geliyor çünkü. İlk hocam Temel Hoca mıydı? Benim tabii, yani ortaokuldaki ilk hocam, evet, Temel Hoca'ydı. Onunla ilgili çok şey var. Çok şey var. Yani Temel Hocam şu anda belki aramızda yok ama o bizim hep içimizde, hep gönlümüzde, hep beynimizde. Çünkü çok bambaşka bir insandı. Çok sert biriydi ama bir o kadar da çok yumuşacık yüreği vardı onun. Bazen çok korkardık ama bazen de böyle sığındığımız limanımız olurdu o bizim. Biz seneler sonra, 2000'lerde bir ekip kurduğumuzda bir gün hocamızı, işte öğretmen evinde gittik, dedik ki hocam biz böyle bir çalışma yapıyoruz. İşte siz de bizi gelin yeni baştan eskisi gibi çalıştırın. Hiç unutmuyorum, ilk çalışmamız, tabii aradan seneler geçmiş, biz daha o gençliğimizdeki gibi ayaklar kalkmıyor. Bir oynadık, iki oynadık. Hocam baktı, bu iş olmuyor böyle dedi, bu ayaklar kalkacak. Sonra belediyenin üst katındaydık. Bir paspas sopası aldı. Durdu ortamızda, başladı çevirmeye. O çevirdikçe bizim ayaklar kalkmaya başladı. Yani böyle insanları kırmadan ama teşvik ederek, özendirerek. Yani bizlere çok şey öğretti. Sadece halk oyunları değil. Bize insan olma erdemini öğretti. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi öğretti. Bir olmayı, birlik olmayı öğretti. Yani sadece insanlar, şimdi ne bileyim, ben genç nesillere bakıyorum. Ya öğretmenleriyle ilgili. Belki burada bitiyor. Ya burada başlayıp burada bitiyor arkadaşlık. Ama bizim öyle değildi hocamızla olan bağımız. Ama diğer öğretmenlerimiz de aynı şekilde. O yüzden biz hala o dönemden bir grup olup da, ismi önemli değil ama bir grup olmayı başarabiliyorsak, bunu onlara borçluyuz biz. Bize onlar öğretti çünkü grup olmayı, birlikte olmayı, bir olmayı, zor zamanda birlikte elimizi tutmayı onlar öğrettiler. Onlardan biz çok şey öğrendik. Yine o yıllarda Silivri'nin işte 10-15'in bir şehirden bahsediyoruz, küçük kasabada. Sosyal hayatını daha oyunlar aslında çok geniş yer tutuyordu herhalde. Yani. Tabii ki sadece Silivri Sesi'yle kısıtlı değildi. Bizim o dönemlerde eski binasında halk eğitim vardı ve biz halk eğitimde sadece Silivri değil, birçok yöreyi oynuyorduk. Yani Diyarbakır öğrendik, Erzincan öğrendik, Antep öğrendik. Yani işte Aygen, Armağan, işte bizim daha büyüklerimiz, İstanbul'dan arkadaşlarımız, diğer yarışmalarda tanıştığımız arkadaşlarımız gelip bize öğretiyorlardı. Hüseyin abi öğretiyordu, Hüseyin Şahin öğretiyordu. Diyarbakır'ı ondan öğrenmiştik biz. O yüzden de hani daha sosyaldi. Sadece bu değil, tiyatrolar vardı. O zaman tiyatro yapılıyordu. Yani amatörce yapılan tiyatrolardı ama sosyal hayatımız, evet, birdi. Bizim
sadece halk oyunlarında sosyalleşmek değil, bizim bir de sosyalleştiğimiz bir yerimiz daha vardı arkadaşlarım hatırlar. Bizim eski kütüphanemiz, bizim sosyalleşmek açısından en büyük belki bizde rolü oynayan yer orasıydı. Hani sadece ders amaçlı değil ama kitap okumak amaçlı, bir şeyleri öğrenebilmek amaçlı, bir arada olmak kaygısıyla biz hep oralarda toplanırdık. Yani şimdi bakıyoruz gençler kafelerde toplanıyor ama biz halk eğitimde ya da kütüphanede toplanırdık. Yani birbirimizi orada daha rahat görürdük, daha güzel, daha hoş şeyler paylaşırdık, fikir alışverişinde bulunurduk. Hani bir şey olacaksa da birbirimizi yargılamak değil de eleştireceksek de yani böyle kırmadan, üzmeden, ötelemeden, biz asla ne bileyim bizden olmayan diye bir şey hiç bilmedik şimdiye kadar. Yani bizim çok farklı kültürlerden arkadaşlarımız da oldu ama biz hiçbirini kendimizden farklı bir parça olarak görmedik. Hep bizim içimizdeydi onlar. Yani biz de hiç ayırt etmedik onları. Peki şimdi yarışmalar oldu. Yani ben yurt dışına giden ekipte değildim. Ben dediğim gibi sadece ortaokul döneminde buradaydım ama halk eğitimde oynadım. Ama bıraktım mı diyecekseniz hayır. Benim arkadaşım, Armuş'um yarışmalara her katıldığında biz zaten destekçi olarak oradaydık. Ama Armağan'la ilgili de sadece bir şey söyleyeceğim. Çok yarışmalara katıldı, çok birincilikler gördü, çok gerçekten gururlandırdı bizleri. Ama sadece bir tek şey oldu. Diğer yurt dışına giden arkadaşlarım gibi Ataman abinin sayesinde Armağan'ım yurt dışına gidemedi. Ben hala onun adına bile üzülürüm. Yani hani burada bu kadar çok şeyi, sevinci paylaştığında orada da bir şeyler yaşayabilseydi ama tabii o dönemdeki şeyler daha farklı. O yüzden de ama biz hep gururlandık arkadaşlarımızla. Bakın hiçbirimiz o ekipte oynamadığımız halde hani şey demedik. Ya işte ben de gireyim, ben de onlar gidiyor, bunu yapayım, bizde ben olayı yoktu. Neden? Çünkü onlar bizim adımıza elçiydi zaten. Biz sadece onları gönülden destekliyorduk ama onlar kadar da gururlanıyorduk onlarla. Kıskançlık ve haset yoktu içimizde bizim. Yani biri bir şey yaptığında öbürü kıskansın, böyle bir şey yok. Biz öyle bir grubun içinde, öyle bir birlikteliğin içinde hiç olmadık çünkü. Valla ben öncelikle diyorum ki ailelere de söylüyorum. Halk oyunları, folklor bizim mihenk taşlarımızdan biri. Bizim sosyalleşmemizi, dışa açılmamızı, paylaşımımızı, birlikteliğimizi birçok şeyi bize verebilen. Kardeşliği, dostluğu yani hani kavga ya da işte o tarz şeylerin dışında daha huzurlu insanlar, daha rahat ifade edebildikleri yerler. Bence öğrenciler kadar veliler bile bence bu işe gönül vermeliler. Çünkü bu ucu bucağı olmayan bir şey. Bunun sayesinde ben işte 2000'li yıllarda ekibimiz kurduktan sonra işte yarışmalara katılmıştık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına. Ben o yarışmalara gittiğimde o kadar çok arkadaşım var ki benim ülkenin dört bir yanında. Yani hala onlarla gurur duyarım. Hala görüşüyorum, işte buraya geldiklerinde uğrarlar, ederler. Fikir alışverişinin dışında kültür alışverişi de oluyor. Birbirimizin kültürlerini tanıyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Daha hoşgörülü, daha saygılı, yani daha vicdanlı oluyoruz. Ki şu dönem bizim en çok ihtiyacımız olan şey, ötekileştirmeden, sen kimsin demeden ihtiyacı olsun ya da olmasın, birine ben senin yanındayım demek. Bu çok güzel bir şey. Bunu elini tutarak yaparsınız, arkasında olarak yaparsınız, ona hissettirerek yaparsınız. Bu çok önemli. Ya ben diyorum ki evet, sosyalleşmek istiyorsanız muhakkak bir yöre bilsinler yeter. O onun gerisini tutuyor. O klarnetin sesini, o davulun vuruş ritmini yakalasınlar. O bir daha gitmiyor. Çünkü bizden gitmedi. Biz bir başladık, bizden gitmedi.